Ve şimdi polinom çarpımında en çok görülen iki soru tipini inceleyeceğiz. Birincisi iki terimli bir denklemin karesini almak. Mesela x artı 9'un karesi desek, hemen diyeceksiniz ki x'in karesi artı 9'un karesi ama maalesef hayat o kadar kolay değil. Soruyu çözmek için biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bu ifade x'in karesi artı 9'un karesi demek değildir. Unutmayalım x artı 9'un karesi x artı 9 çarpı x artı 9 demektir. Bu iki terimli ifadenin kendisiyle çarpımına eşittir. Bunu asla unutmayın. İfadeyi açmamız gerekiyor. Açtıktan sonra ise son videoda öğrendiğimiz bir şeyi kullanabiliriz. Hatırlayın size üç terimli bir ifadeyi çarpabildiğimizi göstermiştim. Buna da aynı işlemi uygulayabiliriz. Yani x artı 9 çarpı x artı kırmızı 9. Bu arada bu 9'ları farklı renkte yaptım ki o 9'u hem x hem de diğer 9'la çarptığımı görebilin. Evet, devam edelim. 9 kere 9, 81 etti. Bunu doğru yere yazıyoruz. 9 çarpı x eşittir 9x. Diğerine yani sarı x'e geçelim. x çarpı 9, yine 9x. Bunu da birinci derece bölümüne yazıyoruz. x çarpı x x karedir, x kare. Şimdi alt alta toplayalım. Sonuç, x kare artı 18x artı 81 oldu. Yani bu, x kare artı 18x artı 81'e eşitmiş. Burada bir bağlantı fark etmiş olabilirsiniz. Bunu birazdan daha açık bir şekilde anlatacağım. İki terimli bir ifadenin karesini aldığımızda ne olur? x karemiz var. Buradaki x çarpı x, x kareyi veriyor. 9 çarpı 9 da 81'i veriyor ve bir de 18x terimimiz var. Bu 18x nereden geldi? x ile 9'u çarpınca 9x bulduk ve diğer x ile de diğer 9'u çarpınca bir 9x daha bulduk. İkisinin toplamı da bize 18x'i verdi. Yani genel olarak iki terimli bir ifadenin karesini aldığımızda, şöyle yapayım, basitçe anlatacağım. Mesela diyelim ki a artı b'nin karesini alalım. Bunu az önceki gibi yine çarpayım. Bu a artı b çarpı a artı b. b çarpı b eşittir b kare ifademiz var. Bunun sabit terim olduğunu varsayalım. b kareyi buraya koyayım. Bunun sabit olduğunu varsayıyorum. Bu sabit yani az önceki örnekteki 81 gibi. a bir değişken. Aslında bunu değiştirsem daha iyi olacak. Bunu x artı b'nin karesi yapalım ve b'nin sabit terim olduğunu varsayıyoruz. Yani x artı b çarpı x artı yeşil b olacak. b'nin sabit olduğunu bildiğimize göre b çarpı b eşittir b kare b çarpı x'e b x. E BX. Şimdi kırmızı x'i yazalım. x çarpı b eşittir bir b x daha ve son olarak x çarpı x eşittir x kare. Ve alt alta topladığımızda x kare artı 2bx artı b kare oluyor. Gördüğünüz gibi x artı b'nin karesini aldığımızda elde ettiğimiz sonuç x'in karesi artı 2bx artı b kare. Konuyu daha iyi kavramak için bu tarzda birkaç tane daha örnek çözelim. Bu sefer hızlı yolla yapacağım. 3x eksi 7'nin karesi. 3x eksi 7'nin karesi. Dediğim şeyi hatırlayın. Aslında hatırlamaktan çok mantığını oturtmanız gerekiyor. Bunu çarptığımızda ve dağılma özelliğini iki kez uyguladığımızda sonucumuzun aynı olacağını biliyorsunuz. Bu, 3x'in karesi artı 3x ile eksi 7'nin çarpımının iki katı artı eksi 7'nin karesi olacak. Değil mi? Bu iki terimin çarpımının iki katı olacağını biliyoruz ve çarpma kurallarına göre 3x'in karesi 9x karedir. Burada iki tane 3 yani 6 var ve eksi 7 ile çarptığımızda eksi 42x oluyor. Ve sonra eksi 7'nin karesi de pozitif 49. Bu hızlı yöntemimiz. Şimdi tuhaf bir şey, yanlış bir şey yapmadığımızdan emin olmak için bunu bir de yavaş metotla çözelim. 3x eksi 7 çarpı 3x eksi 7. Eksi 7 çarpı eksi 7 eşittir. Artı pozitif 49. Eksi 7 çarpı 3x eşittir. Eksi 21x. 3x çarpı eksi 7 eşittir. Yine eksi 21x. 3x çarpı 3x e 9x kare. Evet, biraz sol tarafa gidelim ve alt alta toplayalım. Elimizde 9x kare eksi 42x artı 49 kaldı. Gördüğünüz gibi yine aynı cevabı elde ettik. Bir tane daha yapalım ve bunu da hızlı yolla yapalım. Evet, diyelim ki elimizde 8x eksi 3 var. Ya da ya da değiştirelim, daha çok değişken içeren bir tane olsun. 4x kare artı y kare yazalım. Ve bunun karesini alalım. Aynı şekilde yapacağız bu terimin karesi olacak. Yani 4x karenin ikinci kuvveti artı 2 çarpı 2 terimin çarpımı. Yani 4x kare çarpı y kare artı y karenin ikinci kuvveti. Peki bu neye eşit? Bu 4'ün karesi 16 olduğu için 16'ya ve x karenin ikinci kuvveti x'in dördüncü kuvvetine eşit olacak. Çünkü 2 çarpı 2 eşittir 4. Ve sonra artı 2 çarpı 4 çarpı 1. Bu da 8 x kare y karedir. Ardından y karenin ikinci kuvveti, yani y'nin dördüncü kuvveti. Burada biz iki terimli bir ifadenin karesini almakla uğraştık. Bir sonraki örneğimizde, bir sonraki örneğimizde iki terimin toplamını ve farkını çarptığımızda ne olacak onu göreceğiz. Bu da kolay bir şekilde çıkıyor zaten. Hemen sizin için basit bir tane yapayım. Mesela, a artı b çarpı a eksi b. Peki, bu neye eşit olacak? Bu da a çarpı a olacak. Bunu değişik bir renkte yazsam daha güzel olacak. Evet. a eksi b. Yeşil a çarpı kırmızı a. a çarpı a artı ya da şöyle demeliyim, eksi yeşil a çarpı şu b. Eksiyi buradan aldım. Ve daha sonra artı yeşil b çarpı kırmızı a. Bütün terimleri birbirleriyle çarpıyorum. Ve sonuç olarak eksi yeşil b, bu arada eksi buradan geliyor, evet, eksi yeşil b çarpı kırmızı b. Peki bakalım bu neye eşit olacak? A kare eksi AB artı A b ve eksi B kare. Buradakiler birbirini götürüyor, yani elimizde A kare eksi B kare kaldı. Şimdi bu metodu çarpmalarda kullanalım. Hemen bir örnek. Mesela 2x eksi 1 çarpı 2x artı 1. Bu biraz öncekiyle aynı şey. 2x artı 1'i a artı b şeklinde düşünebilirsiniz ve 2x eksi 1'i de a eksi b olarak görebilirsiniz. Kalıbımıza bakalım ve soruyu çözelim. Bunun sonucu nedir? a'nın karesi, yani 2x kare eksi b'nin karesi, yani eksi 1 kare, 2x'in karesi 4x kare, 1'in karesi 1 olarak kalacak, yani eksi 1 olacak. Yani 4x kare eksi 1 olacak. Evet, tam olarak anlamak için bir tane daha yapalım. Çarpmaya odaklanıyoruz. 5a eksi 2b çarpı 5a artı 2b. Unutmayalım bu metodu sadece iki sayının toplamı ve farkı çarpıldığında uygulayabiliriz. Sadece bu durumda kullanabiliriz. Sebebini size yukarıda göstermiştim. Eğer şüpheniz varsa çarpmanız yeter. Biraz zamanınızı alır. Terimlerin sadeleştiğini göreceksiniz. Bunu bütün iki terimli ifadelerin çarpımı için kullanamayız. Şablonumuzu kullanacak olursak, 5a'nın karesi, eksi 2b'nin karesi ve bu da 25a kare eksi 4b'nin karesine eşit olacak. Bu kadar yeter. Kafi.